Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden 3 Mart 2024. Yer kuşağı aydın. Yaklaşık olarak gündüz hava sıcaklıklarımız 20 derece civarında. Gece de 8-9 derece civarında gözlemliyoruz. Gördüğünüz gibi arkamda erik ağaçları artık çiçek açmaya başladı. Arı kontrollerimizi artık yapmamız gerekiyor. Ana arıyı teşvik etmemiz için besleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hastalıklarla mücadelemizi muhakkak sıkı bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Artık bizler için arıcılığın bahar dönemi başladığı dönem erik ağacının çiçek açmasına bağlıdır. Yani erik ağacı çiçek açtığı zaman artık arılarımıza iyi bir şekilde besleme yapıp anlarımızı yumurtlaması için ateşlememiz gerekiyor. Bunun için de şerbet vereceğiz. Buyurun hep beraber kovanımızı açıp gözlemlerimizi neticelendirelim. Ve kovanımızın kapağını yavaşça arıyı rahatsız etmeden açalım arkadaşlar. Şöyle iki tane çuval koydum ben. Normalde naylon var diğer kovanlarımda. Bunda naylon koyamamışım. Çuval var bunda. Gördüğünüz gibi arının durumu arkadaşlar. Şuradan şimdi yemli alacağım. Rahat bakabilmek için yemliği boşa çıkartıp. Bak, akşam üzeri olduğundan dolayı bütün arılar şu anda kovanda. Ben ancak işten fırsat bulup gelebildim. Ondan dolayı bu saatte bakıyorum. Normalde öğlen saatinde bakabilsek daha iyi olur. Çünkü tarlacılar dışarıda olacak. Şu anda bütün arılar hemen hemen içeri girmiş durumda. Çünkü artık hava yaklaşık 1,5-2 saat sonra kararmaya başlayacak. Bu da bizleri yorar. Öncelikle bal stoğunu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi stoğu var. Şöyle. Arkası komple dolu. Bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde stoğumuz yoksa muhakkak arıyı sık sık ve aralıklı olarak beslememiz gerekiyor arkadaşlar. 2'ye 1 şurupla stoğunu çoğaltmak için. İkinci çıtaya bakalım. Muhtemelen bu da stok çıtasıdır. Uzun zaman açılmadığı için çıtalar biraz yapışmış. Fazla sarsmadan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alt kısımda polen var. Üste bal stoğu. Gayet güzel stok durumu barının. Arkası da aynı şekilde. Görüldüğü gibi komple bal maşallah. Şimdi yavrulu kısma geliyoruz arkadaşlar. Tarih dediğimiz gibi 3 Mart 2024. Yer kuşağısı aydın. Burada artık yavrulu çıtalarımızın başlamasını umut ediyorum. Çünkü artık arımız kıştan çıktı. Evet, gördüğünüz gibi kapalı yavrularımız mevcut. Şurada kenarlarda şöyle tutayım arkadaşlar. Şurada larvalar var. Görebiliyorsa şöyle yanaştırayım azıcık daha kameraya. Larvalar var. Gayet güzel. Anamız genç olduğu için yumurtlama alanında gayet düzgün ve başarılı. Arkası da aynı şekilde. Kapalı yavru, dışa doğru larvalar, en sonunda da şu kısma kadar günlük yumurtalar mevcut arkadaşlar. Akşam üzeri olduğu için belki görünmeyebilir. Aşağıda erkek arılar da başlamış artık. Gördüğünüz gibi. Artık bunu gördüğümüz zaman bahar geliyor, arı gelişiyor demektir arkadaşlar. Kışın oksalat asit damlatma uyguladım iki sefer. Normalde bir sefer uygulamak gerekiyor. Ancak kış uykusuna arı çok çekilemediği için iki kere uygulamak zorunda kaldık. Kata çıkmadığında formik asit uygulaması yapacağız. Buradan da bakalım son çıtamız, çünkü bu son çıtamıza da bakalım. Ondan sonra arımızı fazla üşütmeden gidelim arkadaşlar. Şimdi işte genç ve güçlü anamızın şeyi arkadaşlar, bu şekli yani komple kapalı, kenarlarda larvalar, gayet güzel düzenli bir şekilde
boşluk bırakmadan atmış. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Aralarda tek tük olabilir. O peten yapısından dolayı yumurtlamayı seçmemişti oraya. Arkası da aynı şekilde. Her taraf kapalı yavru. Varava var mı diye gözlem yapıyorum. Gözlemlerimiz de yok. Kanatsızlarımız yok. İşte şu durumda hemen kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Günlük yumurtayı gördüğümüz zaman hani ben bilgi açısından son bir çıta daha alacağım. Bazı arkadaşlar peteklerimin çok siyah olduğunu söylüyorlar. Doğrular, haklılar. Yalnız kışın siyah petekle girmeyi tercih ediyorum ben. İzolasyon açısından normalde çok siyah olmasa da olur ama benim peteklerim biraz siyah. Çok da önemli değil arkadaşlar. Önemli olan arımızın gelişimi. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde komple kapalı yavru. Sondan bir çıta, önceki çıtaya da yumurta attığı zaman artık buna biz şey yapacağız arkadaşlar. Petek ilavesi yapacağız. Onu da hep beraber yaparız. Gördüğünüz gibi bu çıtamız. Öbüründe de aynı şekilde kapalı yavrular var. Yani yaklaşık 9 çıtaydı bu. 20'lik ile beraber 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıtamız yavrulu gözüküyor arkadaşlar. Durum itibariyle bunlar artık stokları da gayet güzel. Arılar mümkün olur. Ezmeyelim arkadaşlar. Ezdiğimiz zaman çıkan arının ezilmesinden dolayı çıkan kokudan dolayı diğer arılar şey yapacak, rahatsız olacak. Yani tehlikeyi işaretini alacaklar. Bu sefer de diğer arılar rıçınlaşıp kovanı kontrol etmemizi biraz engellemiş olacaklar. Arımız da diğer arılarımız gibi. Gayet güzel. Dediğimiz gibi arkadaşlar mümkün olduğu kadar kışa girerken arımızı sıkı tutmamız gerekiyor. Genç anayla girmemiz gerekiyor. Varavayla muhakkak, hastalıklarla muhakkak mücadele etmemiz gerekiyor. Balı yeterli. Şöyle bunu da koyup şimdi stok yapacağız. Stok diyorum, özür dilerim. Ana arımızı teşvik için bal vereceğiz. Buralara doldursunlar. Zaten diğer kapalı yavrular çıktığı zaman arılarımız bunları tüketecek zaten bu. Çoğunluğunu alacak arkadaşlar. Eğer şu çoğun çıtada da günlük yumurta görmüş olsaydık, şu çoğun çıtada arkadaşlar ne yapacaktık? Temel petek. Elimizde kabartılmış petek varsa kabartılmış petek verip ana arımızı yumurtlamaya teşvik edecektik arkadaşlar. Ama son çıtada yok. Daha da erken zaten. Havaların durumu belli değil. Birkaç gün daha geçsin. 1-2 hafta daha. Ondan sonra duruma göre petek ilavesi yapacağız. Şimdi vermiş olduğum şerbetten bahsedeyim arkadaşlar. Bunda 5 kilo su, 5 kilo şeker ve 1 kilo da bal koyuyorum arkadaşlar. Ilık bir şekilde veriyorum. Az önce ocaktan indirdim. Suyu kaynattım, karıştırdım ve veriyorum. Ballı vermem daha da çekimini güçlendiriyor. Ve anaarımızı normalde mesela 2 güne bir şerbet vermemiz gerekiyor. Anaarımızı ateşlememiz için 3 güne bir 250 gram 500 gram arası. Ama işte benim gibi haftada bir gelen arkadaş da varsa 1 kilo civarında vermesi faydalı olacaktır arkadaşlar. Normalde azar azar verip sık sık vermek de daha güzel olacak. Bu arı biraz daha güçlü. Buna azıcık daha torpil geçmek istiyorum. Evet, gayet güzel arkadaşlar. Yaklaşık 1 litre civarında verdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sorularınız ve önerileriniz ile ilgili alt kısımda yorumlarınızı bekliyorum. Beğeninizi bekliyorum. Bir sonraki videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.